Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen şu yanımda görmüş olduğunuz Dyson DC29 elektrikli süpürgenin motorunun nasıl değiştirildiğine bakıyoruz. Gelin detayları videomuzda izleyelim. Evlerimizde kullandığımız ve en yaygın olan ev aletlerinden bir tanesi elektrikli süpürgeler. Elektrikli süpürgeler özellikle biz Türkler için çok önemli cihazlardan bir tanesi evde kullandığımız. Ve işte temizlik olsun ve diğer çalışmalarda olsun her zaman en güzel yardımcılarımızdan bir tanesi. Ben bu ürünü yaklaşık olarak 2011-2012 yılında almıştım. Yani 6-7 yıllık bir süpürge. Belki bilenler vardır. Bilmeyenler için anlatmış olayım. Dyson, İngiliz malı bir marka. Sir James Dyson tarafından kurulan bir şirket Dyson. Ve böyle çok enteresan, özel ve normal süpürgelere göre çok pahalı modelleri var ki şu an günümüzde en azından ben bu videoyu çektiğimde en ucuz Dyson süpürgesinin 2000 TL'den başladığını söylemiş olayım. Bu ürünlerin özelliği şu, neden bu kadar pahalı diye soracak olursanız özel ürünler, teknolojileri özel olarak geliştiriliyor ve işte diğer süpürgelerde görmediğiniz, göremeyeceğiniz teknolojilere sahip ve oldukça da uzun ömürlü. Mesela bu ürünler 5 yıl garantili. Dyson ürünlerini aldığınız zaman Türkiye'de 5 yıl garanti sahibi oluyorsunuz. Tabii bu kadar pahalı olduğu için de doğal olarak aksesuarları ve diğer parçaları da yine pahalı. Bu ürün geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 gün falan oldu. Fişe takıp bir kullanmak istediğimde bir duman çıktı, böyle bir garip sesler çıktı. İçindeki motorun yandığını anladım. Servise götürdük. Serviste 475 lira gibi bir fiyat çıkardılar tamir edilmesi için. Tabii biraz yüksek geldi bana bu, açık söylemek gerekirse. Hem de bir şeyler denemek adına kendim bir şey nasıl yaparım diye düşündüm. Oradan aldık geriye. Biraz araştırma yaptım. Bunun orijinal motoru, yurt dışındaki fiyatını söylüyorum, 50 euro civarında, Avrupa'daki fiyatı. 50-55 euroya civarında bulabiliyorsunuz Amazon.de'de falan. Fakat Türkiye'ye gönderdiğimde biraz sıkıntı. Kargo parası oluyor, bazıları Türkiye'ye yollamıyor falan derken. Ben de muadil dediğimiz, yani yan sanayi demiyorum çünkü kötü değil, yani o yan sanayi dediğimiz aklımıza kötü ürünler geliyor. Bir motorla nasıl değiştirebilirim diye düşündüm. YouTube'da araştırmalar yaptım. Araştırmalar sonucunda da bunun nasıl açıldığını öğrendim cihazın. Kol çok zor değil, bunu söyleyeyim. Azıcık biraz elinizden elektronik veya bu tarz işlerden eliniz yatkınlığı varsa siz de yapabilirsiniz. Ve 2-3 gün içinde motor geldi ve taktım, şu anda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ama bazı uyarılarda bulunmak istiyorum bu konuyla ilgili. Birincisi, bu işlemi ben ucuz olduğu için tercih etmedim. Çünkü motor 115 liraya aldım İzmir'deki bir firmadan. Ucuz olduğu için tercih etmedim. Neden? Çünkü orijinal motoru zaten 50 euro dediğiniz zaman, 50 euro işte 4.5-4.6 ile falan çarptığınızda zaten 50 euroluk bir motor. O orijinal fiyatına baktığımızda, diyelim ki yurt dışından getirmeye kalksaydık 50 euro işte 4.5-4.6 falan desek, 4.7 desek euroya, hani 5 desek en fazla söyleyeyim 250 lira falan yapıyor. Yine de 475 lira olmuyor tabii ki, ama sonuçta Türkiye'ye gelmesi vesairesi yine sadece işte o fiyatta kalmıyor, öyle söyleyeyim. O yüzden dedim ben, hani hem bir denemiş oluruz, hem nasıl yapıldığını görürüz, hem de şeyini yaparız. İkinci uyarmam gereken konu, bu tarz işlerden anlamıyorsanız lütfen bunu denemeyin. Veya deneyecekseniz de bütün riskin size ait olduğunu söyleyeyim. Bunu sökerken, takarken işte elektrik bir aksam olduğu için yanlış takma riskiniz var. Bir yerlerinize deleme, kırma riskiniz var. Bunun hepsinin sorumluluğunun size ait olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra hani vay sen işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bazı arkadaşlar bu tarz eleştirilerde bulunuyorlar. Haklı oldukları taraflar olabilir ama bu bir hani bunu siz de yaparsınız, boş verin servise para vermeyin videosu değil. Bu öyle kafada anlatmıyorum. Bu işten anlıyorsanız, biliyorsanız riskini siz alarak yapabilirsiniz. Aksi takdirde ben önermiyorum, servise götürün. Bu arada Sir James Dyson'a da buradan selam ileteyim. Çünkü cihazı sökünce gördüm ki bütün parçaları birbirine inanılmaz derecede uyumlu tasarlanmış. Çok küçük, minimalist hareketlerle bütün parçalar birbirine takılıyor, bağlanıyor. Çok az vida var içinde mesela. Çok fazla vida kullanmamış. Yani gerektiği kadar var. Bir tane fazla vida yok, öyle söyleyeyim. Parçalar birbirine çok uyumlu, çok güzel bir tasarıma sahip. Yani uğraşılmış, işçiliği falan çok güzel, çok mükemmel. Ciddi olarak bir uğraşıldığını söyleyeyim. Şimdi iki videoyu iki şekilde çektim. Bir tanesi önce motorun nasıl söküldüğünü anlatıyorum. Daha sonra yeni motorun nasıl takıldığını anlatıyorum. Yeni motorun takıldığı videoda biraz sonlarına doğru
netlik sorunu olmuş. Fakat tekrar çekilme imkanım olmadığı için bundan dolayı kusura bakmayın, biraz böyle idare etmek zorundayız. Ama en azından sökülme videosunda zaten görülüyor neyi nereden oldu, aldığınız, alacağınız. Siz de buradan hani bakarak yapabilirsiniz. Bu arada ben başka bir Avustralya siteden öğrendim nasıl söküldüğünü. DC08 modelini anlatıyor oradaki arkadaşlar ama aynı ürün, sadece ismi farklı. O videoyu da bu açıklama tarafına koyacağım. Eğer merak ederseniz nasıl söküldüğünü, İngilizce video ama diline bilmenize gerek yok. Zaten orada hani ekrana baktığınızda anlaşılıyor ne yaptığım. Ve bu şekilde de videoyu tamamlayacağımızı söyleyeyim. Şimdi önce sökülme, daha sonra yani eski motorun sökülmesi, daha sonra yeni motorun takılması videolarını izleyelim. Akabinde de videomuzu kapatacağız. Evet, Dyson DC29 süpürgemizi sökmek için önce toz bölümünün olduğu kısmı şuradan şöyle çıkartıyoruz, alıyoruz. Bunu bir kenara kaldırıyoruz. Şimdi ürünün şu tarafını çevirelim. Şurada bakın, yıkanabilir filtrenin olduğu bölüm var. Öncelikle bunu açmamız gerekiyor ki bazı şeyler göstereceğim ben şimdi. Burada yıkanabilir filtremiz var. Bunu çıkartıyoruz. Bunu yıkadık zaten, temiz. Bir tane şu kısımda, bir tane de şurada yıldızlı vidalarımız var. Önce şu kapağı sökmemiz gerekiyor ki kapaktan kurtulmak için. Bunun için de şurada şöyle bir mekanizmamız var. Plastik bir parçamız var. Hafiften kanırtacağız ama çok abartmamak lazım bunu. Bunu abartırsanız kırarsınız dişlerini kırmadan. Yapmamız gerekiyor. Evet, bunu çıkarttık. Dediğim gibi şurada tırnaklar var. Bu tırnakları kırmamanız gerekiyor. Bunu çıkardık, koyduk kenara. Şimdi ikinci aşamada buraya açtık. İkinci aşamada tekerleklerin olduğu kısımları açmamız gerekiyor. Bu tekerlekler çok enteresan bir şekilde tasarlanmış. Bir mil falan yok. İçinde bir yuvası var. O yuvaya takılıyor. Şu üst kısımdan tornavidamızı takıyoruz. Şöyle. Birazcık kanıtmamız gerekecek buradan ne yazık ki. Evet, şöyle. Evet, çıkarttık. Bunu da gösterelim. Burayı çıkarttık. Şimdi bir diğer tekerleğimizi çıkaracağız. Kanırtırken biraz dikkat edin ama bir şekilde sert bir güç de uygulamak gerekiyor. Biraz kalın, büyük bir tornavida gerekiyor bunun için. Evet, şöyle. Bazen birazcık zorlandığı oluyor. Onu söyleyeyim. Evet, bunu da söktük. Biraz zor oldu. Ama yaptık. Şimdi tekerleklerimiz sökülmüş oldu. Tekerlekleri sökünce zaten ortaya parçalar çıkıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şunları göstermiş olayım. Bir tanesi burada. Bir tanesi de bunun içinde. Hemen şurada. Vidalarımız var. Bunlar yalnız yıldız vida. Yani yıldız uçlu bir tornavida ile açmamız gerekecek. Evet, bu iş için şunu kullanacağım. Bu sette bir yıldız uçlu tornavidamız var. Bu biraz daha basit, daha küçük şeyler için ama burada da işimize yarayacak gibi geliyor bana. Evet, şöyle bir uç kullanacağız. Bu vidayı söktük. Şimdi ikinci vidayı söküyoruz.
Şöyle çekelim kenara. Gördüğünüz gibi 6 tane vidayı söktük şu anda. Şöyle göstereyim. 6 vidamız sökülmüş durumda. Şunları bir kenara kaldıralım. Şimdi gördüğünüz gibi burası ayrılıyor. Böyle. Önce şuradan birazcık şunu çekmemiz gerekiyor ki şöyle kenara doğru verelim. Evet, işte makinemiz şu an sökülmüş durumda. Motor kısmı burada. Bizim motorumuz bunun içinde. Şu kutunun şöyle çıkaracağız. Evet, bir çıkarmalıyız ama su birazcık şey yapıyor. Önce şu tuşunu çıkaracağız. Evet, motorumuz bunun içinde. Motor yandı. Görüyorsunuz siyahlıkların üzerindeki motorun yandığını gösteriyor. Peki motoru nasıl çıkaracağız? Ondan önce şu mekanizmayı şöyle çekelim. Bu kablo buraya bağlı çünkü. Burada bir kablomuz var. Onun şeyini zarar gelmemesi için. Şimdi bakın içinden bir şeyler dökülüyor şu anda. Aslında sistem çok basit. Bütün parçalar birbirine tutturulmuş durumda. Bunları açınca zaten motor da çıkmış olacak yerinden. Şimdi bu motoru, tabii bu bir kapalı bir kutu. Bu kutuyu da açmamız gerekecek. Çünkü motor bunun içinde. Evet, şuradan açtık. Burada bir klipsimiz var. Bu arada şurada bir işaretimiz var. Bakın, ok işareti. Bunun bu switch'in olduğu yere denk getirmesi gerekiyor. Yani doğru kapama şekli bu şekilde. Bunu unutmayın. Buna dikkat edin. Şöyle biraz daha yakına getireyim. Şurada bir okumuz var, ok işareti var. O okun doğru yerde olması gerekiyor. Evet. Bütün klipsleri açınca zaten açılmış olacak. Burası biraz uğraştırdı. Evet. Evet, kapağı çıkartmış oluyoruz. Şu anda motorumuz işte burada, bakın simsiyah yanmış motor. Bu bayağı bir duman çıktı, böyle alevler çıktı falan, bir şeyler oldu motorumuzda. Çıkartması çok basit. Şunlar böyle klipsle çıkartıyoruz. Bunu da klipsini çıkartıyoruz. Yani kırmızı kırmızıya, siyah da siyaha. Bunu da unutmayın bunu bu arada. İşte motorumuz bu. Gördüğünüz gibi içi biraz duman olmuş. Çok feci şekilde yanmış yani içi. Bu muhtemelen bir daha tamir olmaz. O yüzden yeni bir motorla bunu değiştireceğiz. Yeni motorla beraber daha güzel çalışır bir motor elde etmiş olacağız. Bu arada burası da çıkıyor. Çünkü bu kapağa ihtiyacımız var. Evet. Bunu buradan çıkarmamız lazım ki bu sıcaktan yapışmış. Aslında bu normalde bunun içinde duracak. Motor bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerim simsiyah oldu. Çünkü yanmış bir motorumuz var. Burada bir yerde bunun kodunun olması lazım. Bakın bu DC
29. DC19'da falan da kullanılıyor Dyson'ın. YDK, YV, 16K, 23C kodlu bir motor. Bu 1600 watt gücünde. Bunu da söyleyelim. Ama artık 7 yıllık ömrünü tamamlamış durumda. Yeni motor takıp eskisiyle vedalaşacağız. Evet, şimdi yeni motorumuz geldi. Şöyle göstereyim motoru. Evet, ekranınızda da görüyorsunuz. Yeni motorumuz bu şekilde. Bunu İzmir'de bir süpürge ve benzeri ürünler satan bir firmadan internet sitesinden sipariş verdim. İki günde, bir gün, ertesi gün geldi yani siparişimi verdikten sonra. Şimdi benziyor. Bakın şimdi orijinal motoru göstereyim. Şu elimdeki orijinal motor. Bu da muadil dediğimiz yan sanayi dediğim. Kötü bir motor değil bu arada bu şu an elimde tutmuş olduğum. Tasarım olarak da birbirlerine aslında bayağı bir benziyorlar. Öyle söyleyeyim. Ben şimdi bunun kömürlerini söktüm. Bunun kömürleri duruyor. Şu anda hemen elimde göstermiş olayım. Hemen hemen aynı görüntüye sahipler. Öyle söyleyeyim. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu eski motorumuz 1400, 1600 watt'lık. Yanlış söyledim. Bu yeni motor ise 1400 watt'lık bir motor. Ama gördüğünüz gibi tertemiz. Bütün bağlantılarımız da hazır. Şimdi yapacağımız şey şu. Önce eski motorumuzun parçalarını bir kenara kaldıralım. Şimdi burada görüyoruz bakın. Kırmızı ve siyah kablomuz var. Burada da yine kırmızı ve siyah bağlantı kablolarımız var. Bunları takacağız ama takmadan önce şu iki bir parçamız vardı. Bunları bir önceki sökme videosundan çıkarmıştık. Bunlar zaten özel bir aparatla bağlı, özel bir tırnak sistemiyle. Hemen şöyle göstereyim. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Bir 3 parçalı bir parçayımız var. Bunun hepsini yıkadım ben. 3 tırnağımız var üzerinde. Bu parçamızı alacağız önce. Şurada zaten bunun takılacağı bir yer var aslında. Şu şekilde. Şöyle bakın. Bu şekilde koyduk. Şimdi bu parçamızı oturttuktan sonra parçamızı şöyle yavaşça. Bu arada bunun içinde de benzer bir yuvası var. O yuvaya doğru şekilde şu siyah parçamızı, şu parçanın tam oraya oturması gerekiyor. Zaten ters takabilme ihtimaliniz yok. Zira hemen onu söylemiş olayım. Orada da aynı şekilde üçgen bir parça yuvası var. O yuvaya tam bir şekilde oturmamız gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Evet, şuradan da bakarak. Evet, şöyle göstermiş olayım. Tam bu yuvaya oturmuş oldu. Şimdi şöyle kapağımızı tutarken şu parçalarımızın kablolarımızı getiriyoruz. Evet, şimdi bağlantımızı yaptık. Hemen alt kısmını bir kez daha göstereyim. Burasının tam olarak oturması lazım. Çünkü hava çıkışı buradan bu şekilde olacak. Kabloları görüyoruz içeride şu anda. Şöyle biraz kaldırıp kabloları da aslında evet şöyle şu şekilde en azından gövdeye değmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi üst kapağımızı takmaya. Gayet dengeli bir şekilde oturttuk kapağımızı. Alttan da kontrol ediyoruz. Evet, bir sıkıntımız yok. Şöyle sıkıştıralım güzelce. Şimdi bu kapağımızı koyacağız. Bu plastik kapağımızı koyduk. Dört bir tarafından güzelce sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi sökme, diğer motoru sökerken anlatmıştım. Şurada bir çizgimiz var. Ne kadar görülüyor ekranda bilmiyorum ama bir çizgi var burada. Bu kapağımızın bizim switchimiz burada. Geldiği tarafa doğru bakıyor olması gerekecek. Yani şöyle, evet. Kabaca şöyle olması gerekiyor. Yani o switch'in olduğu yeri göstermesi gerekiyor. Bu, şimdi şu bağlantılarımızı da ona göre, klipsleri de ona göre takacağız. Çok zor değil. Hafif bir güç uyguladığımız zaman, evet, şu an motorumuz takılmış oldu. Vatana millete bir hayırlı olsun alırız. Şimdi yerine yerleştireceğiz motorumuzu. Evet, motorumuzu
taktık. Şimdi yerine yerleştirme operasyonunu yapacağız ama bazı kablolarımızı biz böyle rastgele çıkarmıştık. Şimdi onları tekrar şöyle, evet, koyma şekline göre bakacak olsak şöyle koyunca bu kabloların burada birazcık şöyle şık bir şekilde durması lazım idi. Onu da şöyle sağlayacağız. Bunu koyarken şurada bir çıkıntımız var. Hemen göstereyim bu çıkıntı. Bu çıkıntı şurada bir yuva var. Yuvanın içine denk gelmeli. Oraya oturmalı. Oraya oturtamazsak zaten sıkıntılı bir durum var. Durum olur bizim için. Şöyle biraz oynayalım bakalım oturtabilecek miyiz onu. Evet. Evet, oturdu. Bütün parçalar güzel bir şekilde oturdu. Şuradaki kablolarımızı da şurada normalde. Şimdi şunun yuvasını bir yerleştireyim ben önce. Evet. Yerleştirmeden önce şuradaki kablolarımızı da şöyle güzelce bir toparlamakta fayda var. Güzel görünmesi için. Şu fazlalık parçamızı da şöyle şu iç kısmı atıyoruz. Bu kablolarımızı da şöyle. Burada bir kablo yuvası gibi bir yuvamız var. Bu yuvaları takıyoruz ki yerde gereksiz bir şey işgal etmesin. Şimdi tabii bunu da yuvamıza yerleştirdik. Evet, şu anda şimdi yuvamızı yerleştirdik. Şu kablolarımızı şöyle saklayalım. Evet, şurada da bir yuvası var. Şuraya da. Burası tam olmadı. Evet, şu anda kablolarımızı sakladık. Şurada küçük bir yuvamız var zaten. Şunları da saklayalım. Evet, şu anda şu gerçekten güzel oldu. Bütün kablolarımız da saklanmış oldu. Şu anda sistemimiz çalışır durumda. Evet. Tam olarak oturuyor bakın. Şu yan tarafı göstereyim. Tam oturdu şu anda. Daha bir tanesini taktık bu arada. İkinciyi de takıyoruz. Ama hep bu tip bir şeylerde lütfen uyarıda bulunayım. Ara ara bulunacağım. Bu tip konular elektrikli ürünler olduğu için lütfen dikkatli olun. Elektrikle oynamak sıkıntılı iştir. Anlamıyorsanız, bilmiyorsanız lütfen servise gidelim. Sıkıntı olmasın. Bakın şu an tam oturdu. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi bu taraf bitti. Diğer tarafı takacağız. Bu arada ben bütün parçaları güzelce bir yıkamıştım, temizlemiştim. Öyle taktım. Sökerkenki olduğu gibi yine 6 tane vidamız var. Artı tekerlekler vesaire var zaten, onları göstereceğim hemen hızlıca. Çünkü sökerken de onları göstermiştik. Yine uyarımı yapayım arkadaşlar. Bu tip konularda eğer elektrikli işlerden anlamıyorsanız, kabiliyetiniz yoksa lütfen bu işlere girmeyin. Çalışırken de mutlaka gerekli güvenlik önlemlerini alın. Elektrik prize takılırken sakın kesinlikle bu tip ürünleri açmaya çalışmayın. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bazen bu uyarıları yapmıyoruz. İşte sen ne yapıyorsun, insanları yanlış yönlendiriyorsun diyenler oluyor. Evet, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bu işler çok tehlikeli işler değil ama bilmiyorsanız, anlamıyorsanız kurcalamayın, karıştırmayın, aman diyeyim. Sonra geri dönüşü olmayan sorunlar çıkabilir. Allah korusun diyorum. Yani bu tip elektrikli işlerde her zaman dikkatli olun. Anlamıyorsanız, bilmiyorsanız da lütfen bilenlere danışın, aman diyorum. Bakın şimdi oturmasını yaptık, her şey hazır. Şimdi filtrelerimizi takalım. Üst tarafa yıkanabilir filtremizi takıyoruz. Kapağımız burada. Kapağımızı çıkardığımız gibi takacağız. Evet, taktık. Evet, oturdu. Yan tekerleklerimiz vardı. Tekerleklerimiz var. Bunlar kolay, birazcık zor gibiydi ama. Evet, biraz
Tamam. Biraz sakin davranmak gerekiyor galiba. Tamam. Ha, burada kalmış bu. HEPA filtremiz. Onu da şuraya yerleştiriyoruz. HEPA filtremizin kapağını takıyoruz. Evet. Şimdi hemen şuradan süpürgemizin toz haznesini alıyoruz ve evet, söktüğümüz gibi de şu an çalışmaya hazır cihazımız. Bakalım çalışacak mı? Bir daha deneyelim. Az önce bir denedik ama bütün parçalar şu an aktif olarak çalışıyor. Sıkıntımız yok. Hadi bakalım. Bismillah deyip basıyoruz düğmeye. Evet, gayet başarılı oldu. Hadi bakalım. Geçmiş olsun hepimize. Evet, gördüğünüz gibi motoru söktük. Daha sonra yeni motoru taktık. Ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tek sıkıntı şu. Orijinal motor 1600 watt'tı. Bu taktığım motor 1400 watt. Bir parça çekiş gücünden kaybetti, onu söyleyeyim. Ama hani zaten dersin çok iyi çektiği için çok da büyük sıkıntı olmadı benim açımdan. Ama tercih sizin. İster böyle bir çözüm üretirsiniz, istemezsiniz. Servise gidersiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma daha yapayım. Türkiye'deki Dyson servisinin resmi olmayan servisleri de var. Yani sizin süpürgeniz bozulduğunda Google'a işte Dyson servis yazdığınızda yüzlerce resmi olmayan servis çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Resmi olmayan servislerde yapacağınız tamiratlar garanti kapsamı veya işte makinenin zarar görmesine neden olabilir. Orijinal sitesi oraya girip oradan yetkili servislere baktıktan sonra oradaki numaralardan birini aramanızı öneririm. Aksi takdirde biraz başınız ağrır. Bu diğer elektronik cihazlar için de geçerli. Türkiye'deki işte ev aletleri için geçerli. Diyelim işte Bosch için geçerli, Siemens için geçerli, Arçelik için geçerli. Resmi olmayan birçok servis var. Bunlara tamirat yaptığınızda bunların ürünle ilgili sıkıntılar olabilir. Bu konuda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonesiniz biliyorum. Sayımız da giderek artıyor. Daha da artması için destek olursanız çok sevinirim. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse diğer videoların altına yapabilirsiniz. Ayrıca bana Ozgurce'ye gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte, farklı bir çalışmada karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.